Merhabalar, ben Köftes Köfte ve Shenzhen Ayo'nun 4. bölümüyle karşınızdayız. Bölüm arası ne yaptım diye soracak olursanız biraz solitar oynadım, achievement'ı açtım. Bunun yanı sıra birkaç tane kodumuzu optimize ettim. Öğrendiğim bir iki yeni numara oldu. Normalde bunu Reddit'te dolaşırken biraz gördüm. Normalde bunu ilerleyen kısımlarda size bir maille gösteriyorlarmış. Kendisi manuelde yok. Mesela şuradan bakabiliriz. Şimdi burada iki fark. Önceki dizaynımızı biliyorsunuz. Şu. Burada iki farklı dizaynımız var. Aralarındaki fark, biri 3 satır kod içeriyor, diğeri 5 satır kod içeriyor. Biri 8 yen istiyor, diğeri 6 yen istiyor. Biri 58 güç tüketiyor, biri 60 güç tüketiyor. Evet. Bu şimdi 6 yen tutup 58 güç tüketip, yani teknik olarak en ucuzu, ancak 2 satır daha fazla kod istiyor. Burada bir at sleep altımız var. Bu başındaki at işareti nedir diye soracak olursanız basitçe göstereyim. İlk kullanıldıktan sonra bir daha onu çalıştırmıyor. O kodu. Çağrılmadığı takdirde. Evet, bu basitçe bunun olayı bu. Gen komutu. Bu biraz ilginç bir komut. Bunun yaptığı işi size söylüyorum. Şimdi burada bir örnek dizelim. Hatta aslında şuraya dizsem daha güzel olabilir. Size birebir yaptığı işi göstereceğim. Şimdi mov 100 p1 sleep 2 diyelim buna. Mov 0 p1 sleep y. Şimdi bu yukarıdaki komutun birebir aynı işlemi gen p1 x y. Basitçe olay ne? İlk önce gen komutunu girdikten sonra neyin değeri 100 ile 0 arası değişecek. Bu arada sadece 100 ile 0 arası değişebiliyor. Sonra 100'e çevirdikten sonra ne kadar uyuyacağı, bu x değeri. Sonrasında da 0'a geri çevirdikten sonra ne kadar uyuyacağı. Yani burada P0'ı, önce bir 6 saniye uyunuyor. Sonra P0 geliyor. 100 oluyor. 6 saniye uyuyor. Sonra 0 oluyor. Tekrar 6 saniye oluyor. Sonra tekrar başa sarıyor. Bunu atladığımız için artık şundan devam ediyoruz ve bu kod kendini tekrarlıyor. Aynısı önce sleep 4 birim uyuyoruz. Bu ilk çalışması bittikten sonra bu komut artık çöpe gidiyor. Gen P0, yani P0'a çıkışımız 100 oluyor. 2 saniye uyuyor. Sonra 1, gördüğünüz gibi 2 saniye boyunca 100 kalıyor. Sonra 0'a düşüp 1 saniye uyuyor. Yani 1 birim. Sonrasında alttaki satıra geçiyoruz. Orada da 100 olup 1 birim uyuduktan sonra 4 birim 0 olarak uyuyor. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde çalışıyor. Ve birebir aynı sonucu elde ediyoruz. Eğer bu şekilde peş peşe 0 ve 100'e çevirmeniz gereken kodlarınız olursa gen komutu çok daha işinize yarayacak. Bu da burada elde edebileceğimiz minimum kod sayısı 3 satır kod. Burada ne yapıyoruz diye soracak olursanız şu bir logic gate, kendisi gelen değeri tersine çeviriyor. Yani burada normalde 0 iken 0 geldiği esnada 100 oluyor. Yani ilk başlangıçta biz ilk başlangıçta 100'e çıkartıyoruz bunu. 0'a iniyorlar çünkü ilk 6 saniye kapalı olması lazım. Yani basitçe bu sefer burada açık olduğu süreleri değil, kapalı olduğu süreleri 100 yapıyoruz. Yani şunlar olmazsa eğer, hatta bir bağlayalım. Evet, gördüğünüz gibi normalde olması gerekenin tam tersi bir hizada. Fakat şimdi ise not gates'leri girdiğimiz için olması gereken düzende. Evet. Bu şekilde bir arkadaş yapabiliyoruz rahatlıkla.
Bakalım buna bir dizayn yapmamışım. Pulse Generator. Pulse Generator'ı normalde biliyorsunuz. Bu. Ve dikkat ettiyseniz burada da benzer bir muhabbet var. Bir sıfırlama ve yüze getirme muhabbeti söz konusu. İkinci dizaynım. Bu da benzer bir şey. Gen komutunu kullandım. Gen komutu kendi içerisinde sleep içerdiği için şu alttaki sleep'i kullanmayacak. Bu basitçe eğer P0'dan sinyal geliyorsa P1'e birer saniye arayla sinyal ver diyor. Eğer yoksa direkt bir birim uyuyor diyor. Çalıştıralım. Sadece 3 satır kodla deminki işin birebir aynısını yapmış oluyoruz. Simülasyon speed'i de arttırayım aslında. Ve bunun daha da az satırlı versiyonu var. Bu. Burada muhabbet nedir diye soracak olursanız burada daha önce görmediğiniz bir komut. Gerçi göstermiş olabilirim. SLX komutu. SLX komutu nedir diye soracak olursanız şu arka baslardan sinyal gelene kadar hiçbir şekilde uyutuyor. Bastan sinyal geldikten sonra işlem yapmaya başlıyor. Ancak bastan gelen sinyali kullanmanız gerekiyor. O yüzden ben bunu P0'a bağladım. P0'a bağlandığı için bu basa bu bir sinyali verecek. Yani şuradan geldiğinde bir sinyali alacak. SLX'i okuyor. Ben de SLX'i okuduktan sonra şu komutu çalıştırıyorum. P1'e 100 gönderiyor. X0 kadar bekliyor. X0 da 1 olduğu için yani 1 birim bekliyor. Sonra bir kere daha 1 birim bekliyor. Ve şu buton kapandığında buraya sinyal kesildiği için bunu tekrar uyumaya koyuyor. Hemen gösterelim. Evet. Bu arada en verimlisi kesinlikle şu. Fakat şu da hani hoş bir dizayn. Lights up display'de yeni bir dizaynım yok. Bunda... Ha evet, biraz daha verimli bir kod buldum. Şimdi... Burada TCP diye bir komutumuz vardı bizim. Compare to, yani karşılaştırıyor. Birinci değer ikinci değerden büyükse eğer, bir saniye cümle kuramadım. Birinci değer ikinci değerden büyükse eğer artı aktif oluyor. İkinci değer birinci değerden büyükse eksi aktif oluyor. İkisi de eşitlerse eğer ikisini de atlıyor direkt. Evet. Bunu bahsettiğimize göre. Şimdi. Bu kontrol ediyor. Eğer birinci de hani. Burada P0 büyükse eksiyi aktif ediyor. Şu an. Hatta bir gösterelim. Bir şey yapmıyor. Evet. Pardon, P1 büyük olduğu için P1'i aktif ediyor. Ve gördüğünüz gibi. Hatta bir resetleyelim. P1 büyük. Evet. Bunun anlamı eksiyi çalıştıracak. Burada diyor ki bir ekle. Sonrasında şurada bir tane daha eksiğimiz olduğu için bu komutu çalıştırıyor. X1'i accumulator'a ekliyor. Valla. Sonra devam edelim. Eğer hatta şurada bir tane artıya gelelim. Şimdi
sıfırla biri kıyaslıyor. Sıfırdan şu an sinyalimiz geliyor. Sub 2 çıkartmaya koydu. Çıkarttı. Şimdi AC accumulator'daki değerin sıfırdan küçük olup olmadığını test ediyor. Değil. O yüzden şu ikisini atlıyor. Direkt şu accumulator'ı X1'e taşıyor. Peki şimdi neden burada hem artı hem eksi accumulator X1 var? Basitçe burada olay şu. Eğer şimdi bu artıdaki accumulator'daki X1 şu ve şu geçerli olduğunda, pardon, eksideki X1 move accumulator X1 şu ikisi kullanıldığında ve şu geçersiz olduğunda, yani sıfırdan büyükse, sıfır ya da daha fazlaysa eğer, şunu çalıştırıyor. Ancak eğer bu sıfırdan küçükse şu iki satırı şu iki satıra geçiyor ve bu devre dışı kalıyor. Bu iki satır devreye giriyor, en sonunda sleep giriyor. Bu yüzden bunu koymam gerekiyordu. Neden şöyle yapmadım diye soracak olursanız, enerji verimliliği için. Çünkü diğer türlü her seferinde bu komutu çalıştıracaktı, ancak burada şu ikisi eşit olduğu konumlarda, yani ikisinden de sinyal gelmediği konumlarda buraya bir şey taşımamıza gerek yok, çünkü bir değişiklik olmuyor. Evet, basitçe bu. Ve bu şekilde bunu da ayarlamış olduk. Evet, bunun yanı sıra bakalım. Şuna bakmış mıydık? Evet, bu da bununla. Infrared sensör. Virtual reality buzzer. Evet. Bu da genle kısaltıldı. Aynı komut. Baştaki şu döngü de şu şekilde. Burada bir başlatma için, hani bu sadece beni bir test için, 0-1 eşit mi diye soruyor. Tabii ki de eşit değil. Bunu devreye sokuyor. Bu şu arkadaş işlendiği takdirde başa saracağı için bu okunuyor. Eğer bu doğruysa bundan devam ediyor. Yanlışsa bundan devam ediyor. Yani sonuç olarak bu ortaya çıkıyor. Ya kısacası sıfır gelene kadar şu arkadaşı okumuyor. Şunu şu iki satır arasında dönüp duruyor. Sıfır geldiği andan itibaren buna geri dönüyor. Evet, şimdi devam edelim. Little Help'te bayağı bir dizaynım var. Şimdi bunu zaten göstermiştim sanırım. Yok, göstermemiştim. Öncelikli olarak şurada iki tane CPU'muz vardı. AB'deki veriyi okuyor, şunu atıyor. Burada AB'deki veriyi okuyor. Bunların çıktısını buna veriyor. Şunlar ise bu iki çıktıyı buna verdikten sonra şuna buraya çıktı vermesini söylüyor. Devam edelim. Bu onun daha minimize edilmişi. Buradaki işlemcideki döngü de bunun içine alındı. Buraya 11 ya da 10 olarak iki tane çıktı veriyor. Eğer A açıksa 1 çıktısını veriyor. B açıksa 10 çıktısını veriyor. AB açıksa 11 çıktısını veriyor. Sıfır çıktısı da ikisi de kapalı demek oluyor. Şuna gelelim. Bu çok daha farklı bir sistem. Basitçe gene aynı çıktıları burada veriyor. Bunlar aynı zamanda şu ROM'umuzda bir adet satıra denk geliyor. Bir şurası, 10 şurası, 11 burası. Bize diyor ki, şimdi buradan bu sinyali alıyor, X2'den okuyor. Tabii şu X3'ten sinyal aldığı takdirde buradan şu işlemi koyuyor. Almazsa eğer sleep'e geri dönüyor. Evet, P0'ı ve P1'i taşıdık. Sonrasında X2'den gelen sinyali X1'e atıyoruz. X1 şurası, yani hangi kanalı okuyacağımızı söylüyor.
Sonrasında 2-0'dan. Bu arada çıkışımız da aynı fakat kafanızı karıştırmasın. Burası hiçbir şekilde girdi alamayan bir yer. Burası ise hiçbir şekilde çıktı alamayan bir yer. Burası hiçbir şekilde çıktı veremeyen bir yer. Yani buradan sinyal alamıyorsun. Buraya da sinyal gönderemiyorsun. O yüzden hani birbirlerini etkilemiyorlar. Şimdi gelelim. Evet. Şimdi buradan sıfır sinyali geliyor. O yüzden sıfırı okuyacak. Buradan sıfır geldi. Sıfır şu an burada duruyor. Biz çıktısını verdiğimizde sıfır buraya gidiyor. Ve gördüğünüz gibi böyle bayağı verimli bir sisteme dönüşüyor. Maliyet olarak biraz daha pahalı. Ya da aynı olması lazım, emin değilim. Ama enerji kullanımı inanılmaz düşük ve kod inanılmaz düşük. Hatta olabilecek en düşük kodmuş. Evet. Şimdi. Taguarit. Gel bakalım. Şimdi. Pardon, bir videoyu kesmem gerekti. Evet, şimdi burada bakalım. Hit bir tane input. Respawn başka bir input. Alive bir output, bir adet LED'e bağlıymış. Trigger ve reload inputlar. Fire output. Hitten sinyal geldiği takdirde Alive'ı kapatıyor. Alive'a gelen sinyali kapatıyoruz. Respawn komutu geldiğinde Alive'ı geri açıyoruz. Player reload'a tıkladığında hayatta olsa da olmasa da ammo doluyor. Tamam. Yani şuradaki sayıya göre ammo'yu dolduruyor. Tamam. Player alive ise, yani hayattaysa ve trigger'a basılmışsa fire'a sinyal gidiyor. Ve ammo sayısından 1 düşüyor. Bir de ammo sayısı 0 değilse yani. Tamamdır. O zaman ne yapalım? Evet, bu arkadaşları kullanabiliyoruz. O zaman bunun anlamı ne demek? Kullanacağım. Şimdi reload'u P0'a bağlayalım. Yani bir sinyali verecek. Trigger ise 0 sinyali verecek. Tamamdır. Devam edelim sonra. Şunlar da bu şekilde bir birleşsin. Respawn hit. Tamamdır. Bunlar zaten iki tane komut içerecek sadece. 100 geldiğinde respawn, 10 geldiğinde hit. Şuraya bir tane bridge yerleştirelim. Tamamdır. Eğer 110 olursa trigger ateşleniyor, 101 olursa reload olur. 1 olursa reload, 110 olursa bu sıkıntı olacak. O zaman 100 trigger, 10 reload olsun. Ne yapabiliriz? Yani hem 110'da hem 101'de sinyal vermesini istiyorum da. Pardon, hem
Pardon, hem 101'de hem de 100... Dur bir saniye. 102'den aşağıdaysa. Sinyal 102'den aşağı. Ya dur. Senin sadece son basamağını okuyabiliriz, evet. Evet. Sadece P0 kısmını okuyabiliriz. Tamamdır. Evet. Sadece P0 kısmını okuruz. Şimdi Alive çıktısı bu arada hani buraya da gelecek, o yüzden şimdi biz buraya bir büyük CPU koyacağız. Şu şöyle bağlansın, şu şöyle gelsin, şu şöyle gelsin. Bu böyle gelsin, tamamdır. Fire etti. X1 şöyle bağlansın. Hatta X1'i şöyle yaklaştıralım. Neyse, bunları da yaklaştırabilirim. Sadece kablolar biraz... Ups. Tamamdır. Sadece kablo... Nasıl dur? Bunu böyle yapmama gerek yok. Beni biliyorsunuz, ben kabloları birbirine yakın döşemeyi seviyorum. Sonra P0. Evet, bu da böyle. Şunlar da şöyle. Devremizi döşedik. Şimdi kodlamaya geçelim. İlk önce bizden ne istiyordu? Alive con... Şimdi eğer... Şimdi Alive'ı ne yapabiliriz? Ha, tamamdır. TGT X3 100. X3 100'den büyük mü diye test edelim. Büyükse eğer sıradaki işleme başlayalım. Sıradaki işlemimiz ne olsun? Yani hayattaysak muhtemelen bir jump kullanacağım oraya ben. Değilsek de başka bir jump kullanacağım. Ne dur. Evet. Sonrasında gelelim. Hatta dur. CMP A CMP D. Tamamdır. Şimdi. Pardon, 100'den büyükse değil de 99'dan büyükse diyelim. Çünkü sadece hayattaysak ve şuradan bir sinyal gelmiyorsa bu sefer bunu atlayacak. O hatayı fark etmemişim. Şimdi. Burada eğer ölüysek eğer, yani 99'dan küçükse de 2 nokta üst üste, de 2 nokta üst üste
x bir tek tek x bir 100. Aslında dur, tgt'de yazabilirim ya. Hadi tek yazayım. Zaten ben garanti alayım. Tgt 99. X1'den gelen sihirimiz 99'dan büyükse, yani 100 ya da 110 ise, yani respawn'a basılmışsa, burası devreye girecek. O da ne olsun? Move 100 P0. Tamamdır. Değilse zaten sıradaki işlemi atlıyor. Asa dur. Sıradaki iş değilse cmp e. End ekleyelim oraya bir tane. Şimdi ally'ımız kapalı durumda. Asa dur zaten. Evet, şimdi A'ya geçelim. TGT P1'sin sen. Şimdi P1'de biz şu an trigger istiyoruz. Dur. Pardon. Önce TGT accumulator 0. 0'dan büyükse eğer artı nasıl dur? TLT 1. 1'den küçükse eğer CMP E. Değilse eğer TGT, pardon, tek 100 x3 110. Bakalım ardından. Bu doğruysa eğer gen P1 1 1. Tamamdır. Şurada bir şey daha ekleyeceğim. T. Evet, şimdi hit aldığımızı test edeceğiz. Tek x1 10. X1 10 ise ben mov 0 P0. Değilse zaten devam edecek. Şimdi devam edelim. Şimdi bunu koyduk. Şimdi geriye E kaldı. Ayrıca dur, şurada jump diye yazmama gerek yok. Bir satır kazandık. E'ye gelelim. Tamam, bu sıkıntı. Hem 110 hem de 10 olduğu takdirde bunu resetlememiz lazım.
Ve sleep koyamayacağım araya. Jump E. Nasıl vur? Dur. TGT Accumulator 0. Jump E'ye gerek yok. Bu zaten peş peşe girecek. TGT. Dur, önce şimdi reload'daki jump E. Evet, burayı biraz düşünüyorum. Nasıldır? Şuna gerek var mı? Aslında gerek yok. Sanırsam. Deneyelim bakalım. Tamamdır. Deneyelim bakalım şimdi. TG 1. Nasıl dur? Zaten trigger'la eş zaman. Aa dur. TGT X3 0. Yani sıfırdan büyük olduğu takdirde move. Sen neydin? X 0'dın değil mi? Evet. X 0 Accumulator. Tamamdır. X3 yazmışım. X0 Accumulator. Tamamdır. Neyse, zaten devam ediyor. Sleep 1. Bakalım. Çalışacak mı? Hayır. Çünkü Fire'ın output'unu koymamışım. Şimdi bir kontrol edelim burayı. Şimdi ve bu noktadan itibaren şimdi jump. E'ye atladı. X1'i okuyormuşum çünkü. Evet, X3. Ha dur, X1'i okumam lazım zaten. Şimdi deneyelim. Aa. Değilse CMP E. Şimdi deneyelim. P1. Şimdi. Tamamdır. X1 10 mu? Değil. Accumulator'daki değer sıfırdan büyük mü? Evet.
Aa. Dur. X3 110 mu? Evet, trigger geldi. Ha, bir saniye, bunu elememiz lazım bir şekilde. Sen R ol. Nasıl olur? Şimdi reload'a basılıp basılmadığını algılamamız lazım. TGT x3 sıfırdan büyük mü? Trigger basılıyor, doğru. Ne yapabiliriz? Bir. Nasıl olur? Tek. X3 bir. Artı. Tek x 3 101. Bakalım bu olacak mı? Tamam, burada neden olmadı? Evet, şurada bir tanesini atladı. Ha. Öndeki gen bir. Oh. Ah, sıfır yapalım şunu. Bunu neden işledin? Tamam, şurada bir tane fazladan ateşimiz var. Şimdi hayattayız. Ateş ettik. Ekim ayı... Aa. Çünkü burada benim güzel bir hatam var. Sabuk bir. Bunu yapmayı unutmuşum. Ah, tamamdır. Şimdi oldu. Evet. Bayağı uğraştırdı bu. Ve dolayısıyla da uzun bir video oldu biraz. Tamamdır. Özetle olayımız bu. Videoyu zaten izlediniz. Bunu ben daha sonradan optimize ederim. Yeni görevlerimiz geldi. Yeni görevlere bakamayacağım. Ha, instructions geliyor, geldi nihayet. Şimdi önemli bir nokta değineceğim. Şurada prototype design muhabbeti var ya, yani şurada istediğimizi yapabilmemizi sağlayan zamazingolar var. Bu zamazingolarla, ya yani burada kafanıza esen bir devre olursa eğer, bunu bana yorumlarda söyleyin. Herhangi bir videoda olur. Aklınıza gelen bir fikir varsa vesaire vesaire, bunları söyleyin. Eğer hoşuma giden bir tane olursa bunu videoda yapabilirim. O zaman ne diyoruz? İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler.